günü nasıl anlamamız gerektiğini, olayları nasıl görmemiz gerektiğini çok iyi açıkladı. Şimdi ben yine bugünün ekonomisiyle ilgili yaşadıklarımızı açıklaması için sözümü Sayın İlkan Bey'e veriyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım. Konuşmama başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Dünyayı ve ilçemizi algılamaya çalışıyoruz. İzzettin Hocam çok güzel açıkladı. Gerçekten kapitalizmin temel insan hak ve özgürlükleri, çevre, insan hakları, hayvan hakları ve biyo atmosferin korunması çerçevesinde baktığımızda kapitalizmin bir tuzak olduğunu, tuzaklarla dolu olduğunu görüyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle 1973'ten sonra Bretton Woods sisteminin çökmesinden sonra dünyaya hakim olan neoliberal felsefe, bakış açısı Türkiye'de de 1980-24 Ocak kararlarıyla hayata geçti ve dünya ekonomisiyle bir entegrasyona gitti. Değerli arkadaşlarım, maliye politikası aslında iktisat politikalarından biridir. Bu maliye politikasının somutlaştığı belge ise bütçelerdir. Biz de bugün mecliste dün son kapanış konuşmaları yapılan, görüşülen 2022 bütçesi üzerinde konuşursak, bu bütçedeki büyüklüklerin ekonomi üzerindeki etkilerine bakarsak, bu bütçenin hem büyüklük kalemleri itibariyle daha yasallaştığı andan itibaren fonksiyonunu yitirdiğini görüyoruz. Şöyle söyleyelim, büyüklük itibariyle baktığınızda 1 trilyon 751 milyar liralık bir bütçe. Ama bugünkü kurda dolar bazında baktığımızda 106 milyar dolarlık bir bütçe. Yani çok eridi. Dolayısıyla bütçeden beklenen fonksiyonlar nasıl yerine getirilecek? İşte bütçenin gerekçesinde yazıyor. Büyümeyi, istihdamı, istikrarı destekleyecek. Ama bu bütçeyle bu desteklerin sağlanması mümkün gözükmüyor. Değerli arkadaşlarım, bütçenin giderleri 1 trilyon 751 milyar lira olarak tespit edilmiş, öngörülmüş. Gelirleri ise 1 trilyon 473 bin lira. Bugün alt kalemlere baktığımızda kabaca bunun 494 milyar Türk lirası personel ve sosyal güvenlik devlet prim giderleri, 785 milyar mal ve hizmet alımları, cari transferler, 231 milyar lirası sermaye giderleri ve borç verme giderleri, 26 milyar lirası tarımsal destek giderleri, 27.3 milyar lirası yedek ödenekler, 240.4 milyar lirası faiz giderlerinden oluşuyor, öngörülen cari açık 278 milyar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bazı kalemler var. Örneğin, tarımsal destek giderleri olarak 26 milyar lira öngörülüyor. Yaklaşık 5 milyon çiftçiye verilen bu desteklerle tarımın neden çöktüğünü görmüş oluyoruz. Yani diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda devede kulak bile sayılmayacak. Kişi başına, çiftçi başına baktığımızda hiçbir anlamı olmayan destekler. Bugün onun için dünyada tarımda ithalatçı, tarım ürünlerinde, gıdalarında ithalatçı olmuş durumdayız. İşte Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan ithalat yapıyoruz. Mısır, et, pamuk, bir sürü tarım ürünü ithal ediyoruz. Ayrıca girdilerimizde de, tarımsal girdilerimizde de önemli oranda dışarıya bağımlı durumdayız. Ve tarım Türkiye'de çöktü. Çünkü bütçede tarımı destekleyecek hiçbir şey yok. Yine diğer bir kalem faiz giderleri.
dikkatimizi çekiyor. Bütçenin aşağı yukarı %14'ünü oluşturuyor. Türkiye'nin giderek ağır bir borç yükü altında, faiz yükü altında ezildiğini ve bunun da katlanarak arttığını görüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim, kamunun döviz cinsinden, yani hazinenin döviz cinsinden borçları 143.4 milyar dolar. Bunların içinde 31 milyar dolara yurt içi döviz cinsinden borç. Ve bu kur arttıkça bu rakam patlıyor, yükseliyor. Ve bugün bütçe ödeneği içinde, yedek ödenekler içinde yer alan kur farkı, yükü hiçbir anlamı kalmadı. Hem 2021 bütçesindeki yedek ödeneklerdeki kur farkı karşılığı, hem 2022'de ödenecek kur farkları nedeniyle bütçe tamamen alt üst olmuş durumda. Değerli arkadaşlarım, konuşmacılar anlattılar, özellikle vergilerde dolaylı ve dolaysız vergilerin adaletsizliği üzerinde durdular. Evet, doğru. Türkiye'de maalesef vergi dar gelirlerden alınıyor. Ne anlamda söylüyorum? Şöyle, dolaylı vergilerin gelir düzeyi düşük, işsiz, yoksul, çalışan, memur açısından baktığımızda dolaylı vergilerin marjinal ağırlığı çok fazla ve Türkiye 3/2 oranında dolaylı vergiyle bütçeyi takviye ettiği için, desteklediği için bunların önemli oranda çalışanların, dar gelirlerin sırtında kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü vasıf kesimlere baktığımızda, zengin kesimlere baktığımızda, siz de çok iyi biliyorsunuz desteğimiz icabı, menkul sermaye iratlarının büyük kısmı kaynakta %10-15 gibi bir vergiyle getiriliyor. Gayrimenkul sermaye iratlarında önemli oranda istisnalar ve muafiyetler var. Dolayısıyla burada vergileme tercihinin yoksulları vergilemek, dar gelirleri vergilemek yönünde kullanıldığını görüyoruz. Buna mukabil vasıf kesimler için sürekli çıkarılan vergi aflarıyla, sürekli getirilen teşvik ve desteklerle vergilendirilmemesi tercih edildiğini görüyoruz. Ve gerçekten de bütçenin ekinde yer alan hazinenin ne kadar vergi, teşvik, indirim ve istisna suretiyle vergi kaybına uğradığına baktığımızda bu 366 milyar lira bir rakam olarak ekinde yer alıyor. Biz şu kadarlık vergiden vazgeçtik diyorlar. Ama bu istisna, muafiyet, indirim ve teşviklerin kimlere verildiğini en iyi siz biliyorsunuz. Yine bütçenin, biliyorsunuz anayasamız mali güce göre vergi alınmasını, verginin adaletli ve dengeli dağıtılmasını öngörüyor. Dolayısıyla bu uygulamalara, bu yaklaşıma baktığımızda anayasanın ruhuna, düzenlemesine aykırı bir yol seçilmiş gözüküyor. Bakınız, sadece bu salgın ve kriz döneminde yaşadığımız bir fotoğrafı anlatmak istiyorum. Şimdi bu küresel salgında çeşitli ülkeler vatandaşlarına doğrudan gelir destekleri, nakit desteklerinde bulundular. IMF'nin araştırmasına göre gayri safi yurt dışı hasıla içindeki payı itibariyle zengin ülkeler ortalama gayri safi milli hasılların %12.7'sinde böyle doğrudan gelir desteklerinde bulundular yurttaşlarına. Orta gelir düzeyindeki ülkeler %3.6 oranında destekte bulundular. Yoksul ülkeler ise ortalama %1.6 oranında yurttaşlarına doğrudan nakit harcama ve gelir desteğinde bulundular. Peki Türkiye gayri safi milli hasılasının %1/2'ını sizce yurttaşlarına doğrudan gelir desteğinde bulundu? Yoksul ülkelerin ortalamasının altında %1.1 gayri safi milli hasılasının yurt içi hasılasının %1.1 oranında
doğrudan gelir desteğinde bulundu. Meksika'dan sonra sondan ikinci ülkeydi. Yani burada da açmazımızı görün diye söylüyorum. Bu bütçe neye çare olacak? Yoksullara çare olmadığı kesin, dar gelirlere çare olmadığı kesin. Onların hayatlarını iyileştirecek bir fonksiyon üstlenmediği kesin. Şimdi bir başka açıdan bakalım. Anlattık, neden Türkiye'de olabildiğince finansallaşan neoliberal sistemin dünyada buna entegre olurken yurttaşların nasıl bir ortama sürüklendiğini, nasıl kaderleriyle baş başa bırakıldığını anlatmak için söylüyorum. Türkiye'de kara paranın aklanmasına karşı ve terör finansmanına karşı bir mekanizma olmadığı için OİS'in mali eylem grubu tarafından gri listeye alındı. Değerli arkadaşlarım, bu gri listeye alınma bile Türkiye'nin aslında nasıl bir bozuk, yandaş, kara düzen, ahbap çavuş kapitalizmi içinde olduğunu gösteriyor. Yani küresel standartlara, gelişmiş ülke standartlarındaki neoliberal sistemin mekanizmaları bile yok. Yine kayıt dışılık açısından